Evet sevgili dostlar, size bugünkü muhabbet sohbetimsi videodan merhaba diyor ve bugün yapacağımız muhabbetin ana kaynaklarından, ana temasından biri olan corrupted yani yozlaşmış diye çevrildikleri zindanlardan bahsedeceğim. Nedir bu yozlaşmış zindanlar? Bu yozlaşmış zindanlar normal solo dungeonlara benzer. Bir fark da bu yozlaşmış zindanların içinde daha iyi fame kasarsınız. İtem konusunda şaibeli. Yani ben solo dungeonların daha fazla kazandırdığını düşünüyorum. Ama buraların daha fazla kazandırdığını diyenler de var. Tamamen şans işi. Bir saniye şuradan şunu çekelim hemen şuraya. Şimdi yozlaşmış zindanlar şöyle ki bu zindanlarda PvE ve PvP döner. Şimdi birebir zindanları var. Bunun 2'ye 2'si, 5'e 5'i ve 10'a 10'ları da var gerçi. Onlar ayrı bir mevzu. Onları gösteririm şimdi birazdan. Burada 3 zorluk seçeneği var. Avcı, İzci ve katil olmak üzere. Şimdi avcının mantığı şu. Avcı zindanlar mavi ve sarı bölgelerde bulunuyor. Şeyde yok. Buralardan girebiliyorsunuz bunlara. Burada düştüğünüz zaman ölmezsiniz. PvP'ye giriyorsunuz. İçine gir, onu göstereceğim şimdi. İzci zindanları var. Burada kırmızı ve siyah bölgelerde bulunuyor. Buraya girdiğiniz zaman öldünüz mü? İtemler gider. Öldürürseniz karşı itemler de gider. Aynı şekilde katiller de öyle. Şimdi şöyle bir noktası da var bunun. Şimdi eşya gereksinimi istiyor. Sizden minimum avcıya girmek için 800 item puanınız olması lazım. İzciye girmeyin için 900 item puanınız olması lazım. Katile girmek için de 1200. Burada büyük baba fightlar döner. Ayrıyetten 100 binde puan kasmanız lazım. Bu katil zindanlarına girmek için. Peki puan ne? Puan istatistikler kurumunda gösteriliyor. İstatistikler kurumunda ise ben bu çuvarda pek bir şey yapmamışım gerçi. Aynen. Normal yozlaşmış zindanlarda 1 ve S1'lerde 9940 yapmışım zamanında. Bu ekstra size zindanların içinde bufflar da veriyor. Yani şu anda normal avcı zindanında 5. kademe avcı zindanında %22 artı %22 olarak bir buff'ım var benim. Niye? Bunları yükselttikçe bu bufflar da artar. Şimdi şeye girmek için, katile girmek için bunu 100K yapmamız lazım. Ya bunu ya 2vs2'lerde ya 5vs5'lerde yaparsınız. Öylelikle 10vs10'a da girecek adam bulursanız tebrik ederim, girebilirsiniz. Şimdi ben standart bir şeye giriyorum. Nedir onun adı? Avcıya. Avcının içine bir girelim. Şimdi avcının içinde ne yapıyoruz? Avcının içinde oy babanın düşmanları. Şurada bir tane şeytan sözleşmesi var. Kardeşler, bu şeytan sözleşmesine geldiğiniz zaman bunu okursanız eğer bu şekilde zindan ararsınız. Okumazsanız zindan aramazsınız. Buraları kesip nedir onun adı? Sandıkları toplayıp çıkarsınız. Ama size biri gelebilme ihtimali artar. Vardır her türlü ama bunu açtığın zaman siz birine gidersiniz. Biz şimdi bunu açalım, birine gidelim. Şunu da şuraya alalım. Birine gidelim ki kafa atalım. Şimdi burada şöyle bir sistem var. N'ye basalım. Oy. Şurada tam ortada bir boss doğacak. Bu zindanı bitirip temizlemek için boss'a ihtiyacımız var. Peki boss'u çıkartmak için de 100 avcı da böyle, diğerlerine daha fazla. 100 slot keseceğiz ya da slot puanı lazım. Öyle söyleyeyim. Bazıları 1, bazıları 5, 10 veriyor. Şimdi slotları keselim. Zindanı, avcıyı çıkartalım. Bir de PvP içinde bir adam gelmesini bekleyelim ya da biz gidelim. Burası yer doğru şeylere göre daha zordur. Haberiniz olsun. Solo dungeonlara göre biraz daha zordur. Ama yapılır yani, yapılmaz değil. Standart bir Greetax build de geldim buraya. Çünkü oyun başında genelde herkes aynı şekilde takılacağı için Greetax normaldi diye en azından görmüş olursunuz. Şimdi burada koşulları değiştirecek olan PvP kısmında 3 tane slot var. Birincisi şu abi. Bu abiyi kestiğiniz zaman sizi itiyor. Bu abinin bir tane de şeyi var. Görünmezliği var. O da karşımıza çıkınca gösteririz. Bunları bir keselim yavaş yavaş. Hatta şunu şuraya alalım. Şunu şuraya alalım. PvP'de. Ya gerçi PvP'de alırız bunları ya. Şöyle de yapsak olur. Evet. Ne diyordum? Arada bir ekrandaymış. Mesajlar göründü de onları kaldırmam zorunda kaldım. Şimdi şu orta kısım boss'un doğacağı yer zaten sandıkta şurada duruyor. Sandığı açamayız. Boss'u şu puanı doldurup
tüy geldi ağzıma. Şu puanı doldurup boss'u yendikten sonra sandık açılıyor. Şimdi bakın burada neye bastığım zaman şurada, şurada ve şuralarda ekstra sandıklar da var. Oralara doğru açmak daha mantıklı olur. Her zaman olmuyor ama genelde bir dungeon'da 3 tane sandık olur çoğunlukla. Haberinizde olsun. Ayrıca bakın şu alevleri de düşmana karşı kullanabilirsiniz. Yani böyle girdiğiniz zaman iyi bir canınız gider. Etraftaki bak diğer bu arada zımbırtı bu. Buna vurduğunuz zaman ortaya bir alan atıyor. Bu alanın içinde de yavaşlama atıyor. O kurbağacıkları da vurup kaçarken düşmanı arkanızda yavaşlatabilirsiniz. Taktiksel geri çekilme. Kaçmak yok. Kaçmak yok, kaçmak yok. Taktiksel geri çekilme bizimkisi. Ondan sonra bir tane de sis abiler var. Bak şurada. Şu arkana Mefiti diye çevirdikleri abiye vurduğunuz zaman etrafa bir sis atıyor. Bunun içindeyken görünmez oluyorsunuz. Ama skill'de kullanamazsınız. Haberiniz ola. Görünmez oluyorsunuz diyorum ya. Sessizleşiyorsunuz, özür dilerim. Görünmez olmak nereden çıktı? Kim uyduruyor bunları? Mesela bu 5 var. Aa bak. Sanırım buldu. Yok, bulmadı. Dungeon deprem olursa dungeon'ın içinde sallantı olduysa ya bilin ki ya size geliyorlar ya da siz oraya gidiyorsunuz ama çok sallantı olması lazım. Şu an bir şey olmadı. Adam akıllı. Aa bak sandık var mesela burada. Şunu da temizleyelim hemen. Açalım bakalım ne çıkacak. Ya burada ben fazla bir şey bulamadım bugüne kadar adam akıllı. Yani görünürde gibi iki tane şey var. Bir şey satmışız. Ne satmışız? Omletleri satmışız. Hadi bakalım Demet'e kalın. Şu yukarıdaki sandığa doğru yol alın. Bu dungeon'ın da etraftaki engelleri kullanarak düşmanınızın içinden de geçebilirsiniz. Onu bayağı bir yorarsınız, anlayacağınız. Hop. Aha buldu. 8 saniye. Evet, gidiyoruz. Hemen bakalım adam nerede? Yemeğimiz var. Şimdi adama geldik ya. Adam isterse şuradaki 3 tane kristali kırarak şöyle göstereyim. Şu 3 kristali kırarak bizden kurtulabilir. Ya da gelip bizimle fight diyebilir. Adam nerede? Adam bakalım. Şöyle inmiş. Şu hizada bir yerde galiba. Aşağılarda da olabilir. Ha. Adam farkında değil bizim buna geldiğimizin. Boss'a girdi. Ha şimdi o boss'u kesmesini bekleyeceğim. Tabi boss'a dalarsa. Yok, boss'a daldığı yok. Sandığını da alırdık böylelikle. Nerede bu? Daldı boss'a. Bizim farkımız da değil ha. İptal. Adam bizim farkımıza değil. Aslında var ya bırakıp boss'u da kestirtebilirdim ama. Neyse. Yani bu şekilde milletin küfürlerini yiyebilir. Millete eziyet edebilir ve millete yettiğiniz bu eziyet sonrasında keyif alabilirsiniz. Durum bu. Bak şimdi buradan çıkacağım. Kendi zindanıma geçeceğim. Kendi zindanımda artık takılabilirim. Ben bu zindanı bitirene kadar artık kimseyle karşılaşmam büyük ihtimal.
Durum böyle. Şunu bir normale çekeyim. Bir daha bir şey satmışım. Ne satmışım? Çanta satmışım. Normalde eğer ben Red Zone'da vesaire başka bir yerde olsaydım o adamın bütün itemlerine çökerdim. Ama şu an Red Zone'a gidecek vaktim yok yani. Videoyu yetiştirmeye çalışıyorum. Yoksa Red Zone'da böyle uzun bir video serisi yapmak da var yani. Corrupted'da takılarak. Hop, kendimi ittim. Yeşil sandık. Çöp. Bu arada Corrupted Dungeon'ın üstünde item değiştiremezsiniz. Onu söylemeyi unutmuş olabilirim. Evet. Yani burada en güzeli Cursed Staff'lar çok iş yapar. Adamlara güzel damage çıkartırsınız. Olmadı onlardan da yaparız ya. Geç bastım. Onu bassaydım şeyimi doldurdu ben özellikle. Unexpected. Beklenmedik. Mor mu attı lan o? Galiba mor attı. Tam göremedim. Maviymiş. Yani dediğim gibi. Çok kötü bir sandık şeysi oluyor genelde bunun. Durum bu. Yani bunu sarı zonlarda bayağı pratik yaparak İlerleyin derim başlarda. Ondan sonra Red Zone'a geçin. Red Zone'da artık PvP'ye de yavaş yavaş en iyi şekilde burada alışırsınız. Benim tavsiyem Cursed Staff. Birebir VS'lerde çoğunlukla Cursed Staff güzel oluyor. Şöyle göstereyim. Şurada. Hiç açmamışım lan bunda. Ha burada. Lanet üstadı. Bu fena. Yani bunlar fena fena şeyler. Şunun az adam harcamazsınız yani. Güzel adam harcarsınız bunlarla. Güzel güzel hem de. Velhasıl kelam. Deneyin. Ya aslında dediğim gibi bütün silahları, itemleri deneyebileceğiniz en güzel yerlerden bir tanesi burası. Girin. Kombinasyonunuzu, bulletlerinizi deneyin. İnternetteki açtığınız bulletlere bakın. Velhasıl kelam. Şimdi yozlaşmış zindandan çıkıp tekrar bir zindan aramanıza gerek yok. Burada direkt yüzeye de dönebiliyorsunuz ya da dungeon'ı bitirdiğiniz bir sonraki dungeon'dan devam edebiliyorsunuz. Yani çıkmadan böyle kese kese 100 tane dungeon bile temizlersin. Ardışık zindanlarla zorluk aynı seviyede olur. Yeni bir zindana girdiğinde başka bir oyuncuyu istila etme ihtimalin artmış haliyle devam edersin. Bir zindan daha yapalım. Burayı hızlandırırım büyük ihtimal. Birkaç zindan yapalım bakalım ne kadar para toplayacağız. Hemen sözleşmemizi de açalım. Abi sandık attı. 16 kadar. Yine de bir şey çıktı yani az çok. Elhasıl kelam mevzu bu. Bakalım. 2 dungeon
dolandık. İki dungeon'da çıkanlar itemlerimiz bunlar. Yani pek bir şey yapar mı bilmiyorum. Yani bunu dediğim gibi PvP öğrenip adam akıllı red zone'larda güzel kazanırsınız diye düşünüyorum. Güzel kazanırsınız. Ölmeyin ama. Ölürseniz sıkıntı. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.